Herkese selamlar dostlar. 24 Eylül 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda iyi adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek her yerde bol şanslar. Bugün için çok gollü olmasını bekledim. Bir maç skorunu sormak istiyorum sizlere. Alanya Fenerbahçe. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Gerçekten güzel gollü bir maç bekliyorum. Ne bileyim 4-1, 4-2 tarzında yüksek gollü geçebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. bakalım sizin düşünceleriniz neler yorumlar yazabilirsiniz. Cuma günü yapmış olduğum Gaziantep İstanbul Spor Masi konu kazanan arkadaşımız Çağdaş Kocaoğlu isimli arkadaşımız. Bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz ekranda Kangal Bey olarak da her türlü iletişim için buradan iletişime geçebilirsiniz. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, maçlar hakkında sorusu olanlar da buradan benimle iletişime geçebilir. Cuma'nın raporuna baktığımız zaman da Cuma aslında çok güzel yüksek oranlar yakaladık. Şöyle baştan bir başlayalım. Gaziantep'i ben kaybedeceğini düşünmüyordum. Hatta 0-5 şansı yüksek misli Avrupa kombinini aldım. Geldi. Gaziantep'in galibiyeti Al Nasır var, var ve üst olarak yükseltebiliriz. Stuttgart'ın 1-1.5 üstü idealiydi. Ama atacağı buradaki 3. golün oranı 2 küsurdu. Onu aldık mesela. Bilbao maçın ideali zaten 1.83'ten 2-3 goldü. Deplasman'ı atacağı 2 goldü. Deplasman'dan beklediğimi söylemiştim ki 2-0 bitti. O da zaten 2.38 mi olması, olması lazım oranı. Hamburg yenildi 2-1 mağlup oldu oradan yattık. Monaco'da 2 tane penaltı kaçırdı oradan da yattık. Birazdan Monaco'dan özellikle bahsedeceğim. Geçtim. Yorumlarda herkes açık Telegram grubumuz var. Oradan da zaten gruplara, gruplara gelebilirsiniz. Burası ücretsizdir buraya katılım sağlayabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında var. Hafta sonunda burada ara ara zaten canlı bahislerde sizlere vereceğiz. Kendi gruplarımızda zaten canlı bahis olarak ilerliyoruz. Ana gruplarımız zaten canlı odasında. Saat bugün mesela cumartesiden çekiyorum. Saat 2'den itibaren Bundesliga 2 ile birlikte saldırmaya başlayacağız. Bakalım umarım güzel geçer. Hatta gruplardan göstermek istiyorum ben. Dün mesela burası YouTube grubu iki adet canlı verdim. Bir tanesi Monaco'nun atacağı bir goldü. Devrede verdim. Bunu ikinci yarıda penaltı kaçırdı. İlk yarıda penaltı kaçırdı ve kaçan bir sürü pozisyon vardı. Monaco bu golü atamadı mesela. Bu başarısız oldu. Onun yerine dedim ki dostlar dedim. Süre az kaldı. Dakika 70 gibi verdim. 3.5 üst olarak alabilirsiniz. Golüye dedim ki Stuttgart'tan bekliyorum. Ev iki 2.5 üst olarak da riske atabilirsiniz. Onun da riski yetmiyorsa da sıradaki gol de Stuttgart diyerekten de. Çünkü Stuttgart muazzam basıyordu. 3-1 yaptı ve geldi. Burada Stuttgart'ın Deniz Undam'ın kaçırdığı pozisyon var. Monaco yine penaltı kaçırdı şeklinde. Stuttgart'ın golü geldi. İdeali, risklisi ve diğer risklisi, risklisi şekilde bu şekilde bahislerin altına zaten yazı yazaraktan da sizlere canlı vermeye çalışıyoruz. Pazar videosu olması kaynaklı. Sizlerden şöyle güzel beğeniler bekliyoruz. Artı 300 seviyesine geçerse çok teşekkür ederekten de ee, videomuza başlayabiliriz. Beğeniler bizler için önemli. Ha yani bir de yorum yaparsanız emeğine sağlık, başarına sağlık vesaire vesaire. Bu tür yorumlar da bizleri motive ettiğini söyleyelim ve ilk mücadelemiz Real Sociedad Getafe maçıyla başlayalım. Real Sociedad bir şampiyonlar ligi maçı oynadı. Bu şampiyonlar ligi maçı 1-1 bitti Inter'le. Son dakikaya kadar götürdü maçı da dakika 88-87 gibi gol yedi Inter'den. Ve iyi bir maç oynadı. Yorgun mu? Yorgun. Tabii ki yorgunluğu olacaktır burada. Fakat şöyle en azından dep basmana gitmedi. Kendi evinde oynadı bir mücadeleydi. Getafe ile oynayacaklar. Ligde iyi oynayan bir ve en son Real, ligdeki Real Madrid maçını izlemiş biri olaraktan da Hatta Inter maçı dedim ki millet Inter tarafında ama Real Sociedad'ın muhtemelen çoğu kişi izlemediğinden kaynaklı muazzam bir oyun sergiliyor Real Sociedad. 2-3 golü tekli olarak önermiştim. içeri almıştık. Skor da zaten 1-1 onunla içeri aldık zaten. Burada ben Real Sociedad'ın Getafe'ye karşı üstün bir oyunla maçı kazanmasını bekliyorum. Doğrudan Matson'u 1'e alacağım. Matson'u 1'e 1.37. Ama şöyle de bir şey var. E, Real Sociedad kazanabilir. Okey ama ikinci yarı özellikle hafif de bir yorgunluk olacaktır. O tempoyu biraz daha düşüreceklerdir. O yüzden biraz daha oran yükseltmek istersek şu şekilde oran yükseltebiliriz. 4.5 altında 1 yaparsak onun oranı bir 44'tü. 3.5 altında 1 yapalım. 3.66'ya yükselsin. Maçın skoru zaten 2-0'a rağmen bir Real Sociedad galibiyeti. İkinci mücadelem Arsenal'la Tottenham. Günün en gözde maçlarından bir tanesi. Postacıoğlu ile birlikte iyi bir futbol sergiliyor. Postacıoğlu da Postacıoğlu diyoruz ona. Tottenham gerçekten beklenmediğin üstüne bir oyun sergiliyor ve özellikle eski yıllara Tottenham'a oranla Topu daha çok ayağında tutan bir Tottenham takımı var. Arsenal'ı oynayacaklar burada. Tottenham'a 384 gibi olan açmışlar da maçın da yine çok güzel golü geçmesi bekleniyor. Bunu söyleyeyim ben sizlere. Maçın beklentisi 3-2'lik bir Arsenal galibiyeti. Ben Tottenham tarafından oynamış oyunu gerçekten takdir ediyorum ki maçları da son haftalarda çok değerlendiriyorum. Son hafta mesela maç sonu bir 2.5 üst olarak aldık. 90 artı 8, 90 artı 10'da attı iki golle 2 golle 2-1 kazanmasını bildim. Burada ben Arsenal'ın bir yorgunluğu olacaktır. PSV ile oynadı. Onlar da kendi evinde oynadı. Tottenham'da ben bu maçta mutlaka 4 tane net gol pozisyonuna girmesini beklemiyorum. Bir tanesini atsa bizler için yeterli olacaktır. Burada KG var alabiliriz. Onun dışında maçın güzel başlamasını özellikle Arsenal tarafı gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Ve ilk yarılardan e, yüksek tempo ile başlıyor. Mücadelede ilk yarıdan gelecek 2 golde bence değerlendirme altına alabilir. İlk yarı 1.5 üstün oranı Şuradan göstereyim sizlere. 1.96'da bunun oranı var. Yani ilk yer 1.5 üstü, 3.5 buçuk gidebilecek bir karşılaşma. O yüzden ilk yer 1.5 üstü sistem alabiliriz. İsteyenler de, yani iyice zorlamak isteyenler de 3.5 üstü zaten genel maçta olur gibi geliyor bana. Güzel bir maç bizlere bekliyor. Brighton'la Bournemouth mücadelesi. Brighton yani son hafta yenmedi, yenmek istemedi. Bunun başka türlü bakın. AYK'nın havada, suda, karada, uzay boşluğunda, ne bileyim odada, tavanda hiçbir yerde Brighton'ı yenme şansı yok abi. Bak. Bu takımı yenme şansı yok Aykan'ın. Kendi evinde 3-2 maç verdi. Yani Oynamadılar. İzlediğim Brighton'dan çok farklı bir takım vardı. Şimdi burada Bournemouth'la oynayacaklar. da şimdi 3 tane atacak, geçecek. Sonra kendine sövdürecek tekrardan. Mücadele ben gollü geçmesini bekliyorum. Özellikle Brighton tarafından. Mücadele 2.5 üst olur. 2.5 üst olurken de Brighton bence kazanır burada. Yani AYK maçının kadro da iyiydi. Bir toma falan her herkes sağdaydı. Ben beklemiyordum bile. Dedim rahat gelecek. Handikap vermişiz. 3-2 mağlup oldu. Burada da Bournemouth'da gole alıştabilir. 3-1-2-1 ayarında bir maç geçebilir. 2.5 üstünde 1-10'a 1.49 gibi oranı var. Tek tercihidir. Sheffield United ile Newcastle karşılaşması. Şimdi bu maçında Newcastle hafta sonunda hafta için oynadığı mücadele Inter'e gerçekten muazzam Inter e diyor. Milan'a muazzam pozisyonlar verdi. Yani o maçtan 0-0 çıktı ya. iki rekat şükür, şükür bunlar. Ben o kadar söyleyeyim. O kadar çok pozisyonu kaçtı ki anlatamam. Şimdi de oynayacaklar. Yani burada bir kafa karışıklığı olabilir. Özellikle Newcastle tarafında. Sheffield'ın da oyuna girmesi beklenebilir bence. Bu kadar kötü giderken Newcastle'da yorgun ve form düşüklüğü var takımda. Net belli. Yani beklenenin altında bir Newcastle vardı. Mücadele tek tercih corner dostlar. Şu an corner açık değil ekranda gördüğünüz gibi. Ama mücadelede bence alınabilecek güzel tercihlerden bir tanesi corner'dır. Değerlendirecekler corner olarak değerlendirebilir. Değerlendirecekler bol şanslar. Alanya Fenerbahçe. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Yani mücadele bence ekstrem bir gol bekleniyor. Öncelikle Alanya oynamış olduğu oyun iyi. Yani kendi evinde özellikle zaten savunma da yapacaktır geri geldiği zaman ama geri geldiğinde risk de alacaktır. Çünkü yapmış olduğu transferler iyi çıktı. Ben zaten yarın statta olacağım. Kombinemiz var Alanya tarafından. Maratondan maçı takip edeceğiz. Hatta her gün <laughs> açık Telegram grubuna girin. Orada da stat canlısı yapıyorum ben her zaman. Mutlaka girin bakın. Orada stat canlısını herkese açık olarak yapıyorum. Canlı yayın falan yapıyorum. Böyle neşeli bir ortam oluyor. Şimdi Alanya burada daha hiç mağlup olmadı. Fenerbahçe ile oynayacak. Fenerbahçe'de bir rotasyona gitti bildiğiniz üzere Avrupa maçında. Tadic-Zeko sanırım oyuna bile girmediler galiba. Bu bu rotasyon bu Alanya maçında mutlaka ideal 11 çıkacaktır. Tadicler, Zekolar biz de dünya gözüyle bir yıldız görelim diyorum. E, mücadele tabii ki Fenerbahçe tarafında olacaktır bence. Ama Alanya'nın da gol atma ihtimali var. Yoksa bile Fenerbahçe tek başına 3 gol bile atması beklenebiliyor. 2.5 üstü 40 gibi orandan sizlere öneririm. Bu maçın bir idealidir. Biraz daha oran yükseltmek istersek şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani 2.5 üstü aldık ya. 3.5 üst 2.11'de bunun oranı var. Mücadelede bence 4 gol sesi de gelme ihtimali var. Yüksek orandan da golü bir maç bekliyorum ben. Yani 4-2-4-1 ayarında Fenerbahçe'nin 3-2 3-1 tarzında bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. O yüzden 3.5 de bence burada 2-11 gibi oranlarla risk atılabilir diyerekten de değerlendirecekler. Bol şanslar. Kasımpaşa ile Adana Demir karşılaşması. Yine golü geçme ihtimali yüksek bir mücadele. Kasımpaşa'nın kendi evinde oynamış olduğu oyun belli. Onlar da burada yeri geldiği zaman yenmeye oynayacaktır ki Adana Demir'i 1.90 gibi oran açmışlar. Yani şu 3-4 büyüklerinin arkasında en iyi takım burada net bir şekilde Adana Demir olduğunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde hem de. Balotelli'nin takıma gelmesi zaten. Ayıksı bir motive edip nasıl çıkar, çıkarma bilmiyorum. Hatta bir saniye bakalım. Niyan gösteriyor? Balotelli şu an ilk 11'de yazılmamış. Mücadelenin tabii ki Kasımpaşa'nın oynamış olduğu oyun da kaynaklı. Adana Demir'de goller de tabii Kasımpaşa'dan da gol bekliyorum. 2.5 üst bu maçın idealidir oranı biraz daha yükseltmek isteyenler var ve 2.5 üstte yapabilir. Yine beklenti dahilinde geçerse mücadele yine golü bir maç bekliyorum. 3.5 üstte de gidebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Onun da oranı 1.96. 2.5 üst ideal olsun. Yani bir gol daha bekleyelim 3.5 olsun devam edelim. Özellikle Adana Demir tarafından da zaten 2 gol. Kasımpaşa tarafından da 2 gol beklenen bir karşılaşma. İndeksi de zaten 2-2'lik bir skor çıktığı bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Paris ile Marsilya karşılaşması. Paris'e baktığımız zaman son hafta içinde Dortmund'u yenmeyi bildi. Ezici bir oyun oynadı. Marsilya'da berabere kaldı. 3-3'lük Üç bir Ajax beraberliği. Burada ben Paris tarafında olacağım. Paris'in oynamış olduğu oyun yani şöyle söyleyeyim. Biraz daha yeni oyuncularla daha yeni yapılanma mı desek ne desek bilmiyorum. Ama Mbappé yine başrolde onu söyleyelim. Burada Marsilya'ya karşı Paris'in atacağı 2 gol Bence 1.37. Daha çok pozisyona girecek. Daha çok gol pozisyonu, net gol pozisyona girecek taraf Paris. Burada da atacağı iki gol değerlendirilebilir. Paris'in burada kendinden yayınla atacağı iki gol tek ideal tercihim. Başka bir tercih önermiyorum bu maçta. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.